Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere edebiyat dersinin 2. ünitesinde yer alan hikaye konusundan bahsedeceğim. Önemli bir konu. Çünkü hikayeleri bilmeniz bundan sonraki süreçte 10, 11 ve 12. sınıfta da sizlere büyük bir katkı sunacaktır. Çünkü hikaye konusu tekrar tekrar karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle bu dersi dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Hikaye ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu videoda ele alacağım. Öncelikle arkadaşlar hikayenin tanımıyla başlayalım. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların bir yazar tarafından okuyucuda heyecan, zevk uyandıracak şekilde kısaca anlatıldığı edebi metinlere biz hikaye ya da öykü diyoruz arkadaşlar. Yani yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların kısa bir şekilde anlatıldığı edebi türe hikaye denilmektedir. Bu kadar kısa ve net. Hikaye sade bir olay örgüsüne dayanır arkadaşlar. Genellikle tek bir mekanda az sayıda kişiye yer verir ve özlü bir anlatım barındırır. Yani romanlara göre hikayeler oldukça kısadır. Tek bir olaya dayanır ve sınırlı sayıda mekan ve kişiden oluşmaktadır. Hikayelerde kahramanların sadece bir yönüne odaklanılır mekan ve zaman anlamında da detaya inilmez girilmez. Bu bilgiyi de az önce ifade etmiştim. Dünya edebiyatının arkadaşlar bilinen ilk hikaye örneği İtalyan yazar Boccaccio tarafından verilmiştir. Onun yazmış olduğu Decameron adlı eser dünyada bilinen en eski hikaye örneğidir. Boccaccio döneminde meydana gelen veba salgınını Decameron adlı hikayelerinde anlatmıştır. Bu eseri de unutmayalım. Peki biz ne zaman hikaye ile tanışıyoruz? Arkadaşlar bizim modern hikaye ile tanışmamız Tanzimat dönemine denk geliyor. Yani Türk edebiyatında modern anlamda hikaye örnekleri ilk kez Tanzimat döneminde veriliyor. Yani 1860'lardan sonra ilk hikaye örneklerine kavuşuyoruz. Ama öncesinde zaten Türk edebiyatı hikayeye alışkın arkadaşlar. Çünkü bizim edebiyatımızda yüzyıllarca mesneviler, halk hikayeleri, masallar, dede korkutlar zaten yer almaktadır. Bu nedenle modern anlamda hikaye ve romanla tanıştığımızda çok fazla yabancılık çekmiyoruz. Uzun bir süre bu türlere benzer geleneklerimiz olduğu için roman ve hikayeyi kolay bir şekilde benimsiyoruz. Bunu da hatırlatmak istedim. Edebiyatımızdaki ilk hikaye örneğini ise Ahmet Mithat Efendi vermiştir. Onun yazmış olduğu Letayfi Rivayet adlı eser edebiyatımızdaki ilk hikaye örneği olarak kabul görür. Ancak batılı anlamda yani modern anlamda teknik olarak sağlam ilk hikaye örneğini ise Sami Paşa Zade Sezai vermiştir. Onun yazmış olduğu Küçük Şeyler adlı eser edebiyatımızda batılı anlamdaki ilk hikaye örneği olarak kabul görmektedir. Bu iki eseri hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Tabi Tanzimat döneminde biz ilk kez hikaye ile tanışıyoruz. İlk örnekleri veriyoruz. Tabi bu dönem eserlerinde kusurlar mevcut. Ancak daha sonraki dönemlerde hikaye anlamında Olgun, başarılı eserler veriliyor. Özellikle Servet-i Fünun, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde hikaye türünde son derece başarılı eserler yazılmıştır. Şimdi gelelim hikayenin bölümlerine arkadaşlar. Hikaye genel anlamda 3 bölümden oluşmaktadır. Serim, düğüm ve çözüm. Yani siz bunu giriş, gelişme, sonuç olarak da kafanızda kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Serim bölümü başlangıç bölümüdür. Bu bölümde olay ve kahramanlar tanıtılır ve hikayeye bir giriş yapılır. Düğüm bölümü ise olayların anlatıldığı bölümdür. En heyecanlı bölüm de düğüm bölümüdür. Zaten olaylar zirveye bu bölümde ulaşır. Bu nedenle buna düğüm bölümü diyoruz. Çözümde ise sonuç vardır. Hikaye sonlanır ve düğümdeki bu olaylar çözüme kavuşur. Özellikle hikayenin zirveye ulaştığı düğüm bölümünde okuyucunun zihninde canlanan merak duygusu çözüm bölümünde sonuçlanır. Merak edilen her şeyin cevabı genellikle çözüm bölümünde verilir. Tabi bu ifade ettiğim daha çok olay hikayesi için geçerlidir. Durum hikayelerinde böyle olmaz. Evet arkadaşlar genel anlamda hikayenin 3 bölümünü gördük. Sizlere ufak ufak burada bilgiler aktardım. Şimdi gelelim hikayenin yapı unsurlarına. Arkadaşlar olay çevresinde oluşan tüm edebi metinlerin yani masalların, romanların, hikayelerin, fabulların 4 ana unsuru vardır. Bunlar olay, kişi, mekan ve zamandır. İşte bu yapı unsurları Hikaye içinde geçerlidir. Hikayenin 4 yapı unsuru vardır. Olay, kişi, mekan ve zaman. Kısaca değinelim. Olay ya da olay örgüsü. Kişilerin başlarından geçen olaylar bir dizi halinde yani olay örgüsü halinde aktarılır. Ama unutmayın arkadaşlar, hikayede genellikle tek bir olay vardır ve bu ana olaya bağlı olarak küçük olaylar sıralanır. Bu yapı unsurunda. Gelelim kişiye. Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlara kişi denir. Hikayede de oldukça kısıtlı bir kişi kadrosu vardır. Bu bilgiyi de unutmuyoruz. Gelelim mekana. Olayların geçtiği ve sınırlı olan yerlere biz mekan diyoruz. Sonuçta bir olay bir yerde geçmek zorunda. İşte o geçen yer mekandır. Ancak unutmayın, hikayede mekanların bir tasviri yapılmaz. Sadece isim olarak verilir. Ancak romanlarda bu mekan ayrıntılı olarak bizlere tasvir edilir. Ve son olarak zamana değineceğiz. Olaylar mutlaka bir zaman diliminde gerçekleşmeli. Değil mi arkadaşlar? Belki o olay bir saat, belki bir yıl, belki 10 yıl sürer. İşte bunların hepsine biz zaman diyoruz. Dolayısıyla şöyle bir tanım yapacağız. Olayın yaşandığı dönem, an, mevsim ya da güne biz zaman diyoruz. Böylelikle tüm olay çevresinde oluşan metinler gibi hikayenin de olay, kişi, mekan ve zaman bağlamında 4 yapı unsurundan oluştuğunu görmüş olduk ve gelelim arkadaşlar hikayelerde anlatıcının bakış açılarına. Arkadaşlar ister roman olsun, ister hikaye olsun. Bu edebi metinlerde yer alan olaylar birisi tarafından bize aktarılır. Yani siz bir hikaye ele aldığınızda, okuduğunuzda aslında onu birinin gözünden görürsünüz ve okursunuz. İşte arkadaşlar bu aktarıcıya biz anlatıcı diyoruz. Anlatıcı üç farklı bakış açısı ile bu olayları bizlere aktarabilir arkadaşlar. Kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve ilahi bakış açısı olmak üzere 3 grupta sınıflandırılır. Hemen kahraman bakış açısından başlayalım. Olayların hikaye kahramanlarının kendi ağzından anlatıldığı bakış açısına kahraman bakış açısı denir. Yani olayı yaşayan, olayın merkezinde yer alan kişinin kendi gözüyle, kendi ağzıyla olayı aktarmasına Kahraman bakış açısı denir. Burada anlatım birinci ağızdan yapılır. Yani ben yaptım, ettim, gittim, geldim şeklinde bir ifade söz konusudur. Arkadaşlar burada bakış açılarına genel anlamda değineceğim ama bakış açılarının daha detaylı bir videosunu benim kanalımda bulabilirsiniz. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten bu dersten sonra bakış açılarını daha genel anlamda daha ayrıntılı bir şekilde ele aldığım videoda yayında olacak. Ve gelelim gözlemci bakış açısına. Olayları dışarıdan gören anlatıcının gördüğü kadarını nesnel bir tutumla anlattığı bakış açısıdır. Burada anlatım 3. ağızda yapılır. Yani arkadaşlar olayın merkezinde yer alan kişi eğer olayı kendi gözünden anlatırsa bu kahraman bakış açısı oluyordu. Bu olayın dışında kalan, olayı gören ve gördüğü kadarını bizlere aktaran kişi ise gözlemci bakış açısıdır. O zaman gelelim 3. Hakim tanrısal bakış açısına. Arkadaşlar burada da yine gözlemci de olduğu gibi anlatıcı olayın dışındadır ve olayı görür bize aktarır. Ancak şöyle bir farkı vardır. Olayı görmekten öte kahramanların o esnadaki duygularını, düşüncelerini, zihninden geçen her şeyi bu bakış açısına sahip olan anlatıcı görür, bilir. O kahramanların başına daha sonra neler gelecek, gelecekte ne gibi durumlar onları bekliyor onu da bilir. Yani böyle bir güce sahip olan kişiye, anlatıcıya biz hakim bakış açısı diyoruz. Bakalım tanıma. Gözlemci gibi olaylara dışarıdan bakan fakat kahramanların aklından geçenleri hissettiklerini, geleceklerini bilen anlatıcı bakış açısıdır. Buradaki anlatıcı zihinleri okur ve gelecekteki olayları bilir arkadaşlar. Gözlemciden ayrılan yönü budur. Yine gözlemci bakış açısında olduğu gibi anlatım üçüncü ağızda yapılır ve burada bir uyarımız var. Hikayede tek bir bakış açısı olabilir arkadaşlar. Ancak unutmayın burada yer alan bakış açıları hikayelerde bir arada da kullanılabilir. Yani bir hikayede bir bakış açısı da olabilir, birden fazla bakış açısı bir arada da olabilir. Ve son olarak hikayenin temasına, konusuna ve çatışmasına değineceğiz. Tema hikayede üzerinde durulan duygu ve düşüncelerdir. Temalar unutmayın arkadaşlar geneldir ve soyuttur. Örneğin dostluk bir temadır. Aşk bir temadır. Bakın geneldir bunlar soyuttur dostluk ama neyin dostluğu kimin dostluğu bu belli değildir. Bu nedenle buna biz tema diyeceğiz. Gelelim konuya. Konu ise arkadaşlar temanın somutlaştırılmış, sınırlandırılmış halidir. Yani arkadaşlar bir hikaye okuyorsunuz. O hikayede genel olarak birilerinin dostluğundan bahsediliyor. İşte oradaki dostluk temadır. Çünkü çok geniş bir kavramdır. Ancak Ahmet'le Kemal'in dostluğu dersek bu konu olur artık. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Temayı somutlaştırdık ve sınırlandırdık. Aşk dersem bu bir temadır. Aşk her şeyin aşkı olabilir. Ancak Kerem ile Aslı'nın aşkı dersem işte bakın bu sınırlandırılmış halidir temanın. Bu nedenle buna konu diyeceğiz. İşte hikayedeki konu da budur. Ve son olarak çatışmaya değinelim arkadaşlar. Hikayede karşıt duygu ve düşüncelerin bir arada sergilenmesine biz çatışma deriz. Örneğin bir hikaye okuyorsunuz. Orada bilgelik var bir de cehalet var. İkisi bir arada verilmiş. İşte bu zıtlık çatışmadır arkadaşlar. Ya da bir hikaye okuyorsunuz ya da bir roman okuyorsunuz. Orada işçi ile patron çatışması var. İşte arkadaşlar bu da bir çatışmadır. Ama unutmayın arkadaşlar çatışma demek illa kavga dövüş demek değildir. Örneğin bir ayrılık da çatışma durumu olabilir. Sakın ha isme aldanmayın. Evet arkadaşlar böylelikle edebiyat dersinin ikinci ünitesinde ele aldığımız önemli bir konu olan hikayeyi sizlere aktardım. Önemli yerlerin altını çizmeye çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin. Ve videoları arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşma şansımız olabilir. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Başta edebiyat dersi olmak üzere 9. sınıfın birçok dersinin ayrıntılı konu anlatımını bu kanal üzerinden takip edebilirsiniz. Konuların anlatımlarını bu kanalda bulabilirsiniz. Bu nedenle sizleri de aramızda abone olarak görmek bizleri mutlu edecektir. Öyleyse arkadaşlar bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.